Merhaba İstanbul Hepimizin girişiminden hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programını izlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Bugün sevgili konuğum İstanbul Bienali'nin direktörü İge Örer. Kendisiyle Kasım ayına kadar devam edecek olan Eylül ayında başlayan 17. İstanbul Biennial'ini konuşacağız. Şimdi şehir hepimizin programcıları olarak bizim oldukça heyecanlandığımız bir ile karşı karşıyayız. Bunu elbette programımızda daha detaylı konuşacağız. Fakat hem pandemi sonrasında tüm bu özellikle kamusal alanın sınırlandığı günler sonrasında tekrar bir araya gelmek, tekrar bir arada üretme ihtimaline vesile olduğu için, ihtimallerine vesile olduğu için hepimiz çok heyecanlandık. Çok iyi hissettirdi. Hem de bu yıl yılki Biennale, 17. Biennale'lerin özellikle bir süreç odaklılık, birlikteliklere odaklanma, özellikle o birlikteliklerde konuşulanlara, üretilenlere, yeni olası çapalara odaklanan Biennale olduğu için de özellikle kamusal programı çok canlı, mekan kullanımı çok canlı, tüm mekanlarda olup bitenlerden, konuşulanlardan öğrenmeleri açısından çok özen gösteren, çok yayılan bir Biennale'le karşı karşıyayız diye ben gözlemledim. Dolayısıyla sevgili Bige Örer'e davetimizi ilettiğimizde de kendisinin gelmesine çok sevindik. Hoş geldin sevgili Bige. Senden dinlemek için sabırsızlanıyorum detayları. Yoğun programında da bize vakit ayırdığın için öncelikle ayrıca teşekkür ederim. İyi ki geldin. Çok teşekkürler Yağmur. Benim için de bize programın konu olmak. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Biz çok teşekkür ederiz. Bizim rejimizde de her zaman gibi Ali Vatansever var. Kendisiyle daha önceki BNL'leri de konuşmuştunuz. Bunları da izleyiciler için not etmiş olalım. Kayıt arşivimizden izlemek isterlerse. Tekrar biz 17. BNL İstanbul BNL'nin konusuna geri dönelim diyeceğim. Çünkü genellikle BNL'lerde bir küratörya ekip ve bir tema başlığı olur. Bu seneki Biennial'in 17.sinin küratörya ekibi Uta Mete Bauer, Aman Kanvar ve David e. Fakat bu seneki Biennial'in bir tema başlığı yok ki bu da aslında Biennial'in yaklaşımıyla ilgili bizlere ipuçları veriyor değil mi deyip ben biraz böyle bu temasızlık ve biraz kavramsal çerçeveyi açman için sana ilk sorumu sorayım. Evet çok teşekkürler Yağmur. Ee, bu Biennial aslında hazırlık çalışmalarına başladığımızda Henüz daha pandemi ilan edilmemişti. Covid-19 ıı, sağlık krizi bütün dünyayı sarmamıştı ama ıı, çok yaklaştığında bir yandan ıı, hissediyorduk. Ve ıı, geçen bir genelde aslında ıı, gündeme getirmeye, daha dikkat çekmeye çalıştığımız iklim krizi, ekolojik kriz, ıı, bütün dünyada ıı, hissettiğimiz eşitsizlikler, Siyasi sorunlar, sanatın bütün bu aslında meselelerle olan ilişkisini bu Biennale'de bu Biennale'de de aslında bu tartışmaları sürdürmek, bu konuları bir arada düşünmek isteğimiz vardı. Biraz da Batı dışındaki aslında alternatif sanatsal pratikleri bu Biennale'de yer vermek istiyorduk ve bu sebeple de Singapur'da çalışmalarını sürdüren Otemeta Bauer ve David Tay ile birlikte Delhi'de yaşayan ve çalışmalarını sürdüren Amarkan var bir sanatçı olan Amarkan var'ı davet ettik. Ee, ve e, BNL ile ilgili işte konuşmalarımıza başladığımızda e, kendimizi bir anda aslında hepimiz evlerimizde e, dışarı çıkamayacak ve e, bir gün sonrasında aslında e, tam da planlayamayacak bir şekilde bulduk. E, gelecekle ilgili bir e, plan yapmak iki sene sonrası için mümkün bile değildi. Ve sanat sisteminin de sanatçıların sanat dünyasının ne kadar böyle bir dönemde kırılgan olduğunu, ne kadar zorluklar yaşadığını da hep beraber deneyimledik ve bir yandan bir şeyler yapma çabasındaydık, bir yandan da bu yapacağımız şeylerin de anlamlı hareketler olmasını da istiyorduk ve pandemi sonrasında aslında pandemi sonrası olduğunda sanat dünyası hepimiz bu süreçten ne öğreneceğiz, neyi farklı bir şekilde yapmanın anlamını e, anlamını yaşamış olacağız. Bu soruları da kendimize soruyorduk ve e, biraz böyle hani sistemsel değişiklik için aslında neye ihtiyaç var. Nedir bu dünyanın krizinin sebepleri? Farklı bir şekilde neleri tahayyül edebiliyoruz? Bu soruları hep birbirimize soruyorduk. Uzun toplantılar yaptık böyle online kanallar üzerinden. Hem küratöryel ekip, yanel ekibi ve daha sonra da İstanbul'dan aslında çok çeşitli kişileri, araştırmacıları küratöryel ekiple buluşturduk. Davet ettiğimizde katılımcılarla bu tür diyalogların gelişmesi için çaba harcadık. Yani o anlamda böyle bu Biyanel'in tek bir başlığının ve tek bir böyle aslında tanımlanmış bir kavramsal çerçevesinin olmaması fikrini küratöryel ekip bize önerdiğinde bunu da kucaklamak istedik. Bu Biyanel 17. İstanbul Biyaneli çok farklı bir aslında durumda, bağlamda gerçekleştirilmek durumunda kaldı. İşte normalde iki senede bir gerçekleştirilen biennial e, bu sefer üç sene hazırlık sürecine yayılmak durumunda kaldı, ertelemek durumunda kaldık. Yani e, biraz bu anın aciliyetine, aslında gerekliklerine kulak vererek, onu dinleyerek e, bu e, programı kurguladık ve o anlamda da bazı projelerin, Fiziksel sergilerin gerçekleştiği zamandan daha önce başlaması, sonrasında bir yenilin tarihleri, resmi tarihlerinin dışında da devam etmesi, yani o anlamda böyle bir yenilin aslında farklı fikirlerinin, farklı programlarının sürece yayılarak uzun soluklu bir şekilde devam ettiklerini de dikkat çekmek temel önceliklerimizden biriydi diyebilirim. Hı hı. Evet, e, ki özellikle bu e, mekanların girişlerinde de görebilecekleri izleyicilerine bizim de e, ilk başlangıçta gösterdiğimiz bir e, metin var. E, orada da vurgulanan küratör e, bir kısa metin. Bir böyle kompostlaşma süreci olarak tanımlıyorlar bu yaklaşım, Bir tür mayalanma, bir tür dağılma, bir tür çoğalma ve tekrar ayrışma süreci gibi tanımlıyorlar. Bu kompostlaşma yaklaşımını biraz daha açmak ister misin? Tabii ki. E, kompost bildiğimiz gibi tarımdan aslında ödünç aldığımız bir bir kavram ve e, bir takım işte artıkların e, bir araya gelmesi ve ondan sonra aslında o e, artık belki faydalı görülmeyen kimi zamanda e, malzemelerin, organik atıkların e, farklı bir şeye dönüşme ihtimali ve toprağa besleyici e, bir... E, aslında restiyacı bir hale dönüşmesi. Bu biyenelde böyle sonuçta fiziksel seyahatler mümkün olmadığı için de araştırma gezilerinin yapılabileceği bir dönem değildi. İşte böyle seyahatlerin yapılabileceği farklı ülkelere gidilip stüdyo ziyaretlerinin yapılabileceği bir biyenelde olmadı. O anlamda da küratöryel ekibin önerisi hali hazırda ee, uzun soluklu devam eden, kimi zaman araştırma projeleri, kimi zaman arşiv projeleri, kimi zaman İstanbul'da, Türkiye'de e, daha önceki senelerde gerçekleşmiş olduğunu bildiğimiz ve devam etmesini arzu ettiğimiz e, sanatçı ya da katılımcıların projeleri, onları e, desteklemek, onları BNL birlikte aslında farklı kişilerle, yapılarla, benzer meselelerle ilgili çalışan... E, kimi zaman sanatçı kolektifleriyle bir araya getirerek aslında bu diyaloglardan neler çıkabileceğini görmek. Bir tür deneyim paylaşımı, bilgi paylaşımı, birlikte aslında yeniden bir bilgi üretimine, sanatsal üretime de sonuç verebilen aslında çalışmaları kucaklamak olarak tanımlayabiliriz. Yani burada önemli olan Hani bu bienalde yepyeni bir iş üretmek olmadı bizim için de. kendi yerel bağlamlarında dönüştürücü etkileri olan çeşitli projelerin aslında ile birlikte yolu kesiştiğinde onları nasıl belki böyle bir farklı bir olumlu katkı sağlanabilir. İşte Türkiye'den sanatçılarla akademisyenlerle yazarlarla, şairlerle karşılaştıklarında bu diyaloglar neye evrilebilir? Aslında bunu bunu desteklemek, teşvik etmek istedik diyebilirim. Evet çok güzel bir açıklama oldu. Böylece hani bu Biennale'nin teması daha süreç odaklı, daha o birliktelikler odaklı yaklaşımın dair de biz pek çok ipucu aldık ki benzer şekilde de deneyimlerim, gözlemlerim olduğunu ben paylaşmak isterim. Özellikle bu hani pek çok farklı mekanın kullanılması, yalnız senin de vurguladığın gibi bir analiz sürecine ya da o mekanlara sıkışıp kalan ya da o şekilde belirlenen bir sergi yaklaşımı değil daha çok hani o andan beslenen daha farklı zaman dilimlere kendi mecralarına ya da kendi süreçlerine yayılmasına da izin veren bir burada küratöryel tavır gözlemlediğimiz söylemek oldukça mümkün. Mekan kullanımlarını da buradan geçebiliriz. Belki bazı işler özelinde de bunları konuşmak mümkün. Yine benim e çok dikkatimi çeken belki pandemi sürecinde de hazırlığın gerçekleşmesinden dolayı olabilir. Yoğun bir arşiv ve araştırma sergilerinin olduğunu, katılımcıların olduğunu görüyoruz ve yine senin de bahsettiğin gibi işte bu daha postkolonyal bir yaklaşımı ve katılımcıların da böyle bir çeşitlilik içermesi güdüldüğü için bir araya gelen o farklı arşivlerin çok farklı bağlamlarda ama ortak dertlerle ya da ortak bir mücadelede bir araya geldiğini yine gözlemlemek benim için hani e, ilginç bir gözlem oldu diyeyim bu Bienal'de. Biraz bu hani işlerin her birinin içeriğine elbette değinmek mümkün değil ama bu farklı mecralara, farklı tavırlara, yöntemlere, sergileme biçimlerine yer vermenizi aktarmak ister misin? Tabii ki. Biraz aslında Bienal'in kavramsal çerçevesiyle ilgili hani bir giriş yapmış olduk ama bu süreçte Böyle çok üzerinde düşündüğümüz konu başlıkları da oldu. Örneğin bunlardan biri bir genel bir gazete olabilir mi? Farklı coğrafyalardan haberlerin paylaşıldığı bir alana dönüşebilir mi? Ve bu yani haber verme, haber alma, haber yapma formlarını alternatif şekillerde de düşünebilir miyiz? İşte bir kokuyla acaba bir haber? vermemiz mümkün olabilir mi? Ya da bir sesle farklı bir şekilde duyacağımız bir sesle acaba bu mümkün olabilir mi? Yani bütün aslında farklı katılımcıların katılımcıların da yaşadığı coğrafyalarda belki yaşadıkları sorunlarla haberlerin başka araçlarla sürdürülebilmesi mümkün olabilir mi e, sorumuz olmuştu. Bunun dışında öğrenmenin yolları, öğrenmeyi tekrar yeniden düşünebilir miyiz, e, daha geleneksel aslında öğrenme kanalları e, alanlarının dışına çıkarak e, acaba biyeneli böyle daha alternatif bir öğrenme alanı olarak hayal edebilir miyiz gibi bir sorumuz vardı. E, arşivleme, anarşivleme diğer bir aslında hattı oluşturdu. Ve geçmişin bilgisini kurumsallaştırmadan yaygınlaştırabilmenin yolları üzerine düşündük ve arşivler neyi muhafaza ediyor, neyi dışarıda bırakıyor ve arşivlere sadece geçmişte olan bir, bir veri olarak bakmadan onları hareketli bir hale, daha dinamik bir hale getirebilir miyiz, onları ...oyunlar, çeviriler, göçler aracılığıyla çeşitlendirmenin yolunu bulabilir miyiz gibi bir sorumuz vardı. Temel politika, jeopoetika üzerine düşündük ve hayatlarımızı, ekonomilerimizi nasıl daha sağlıklı bir aslında alana taşıyabiliriz sorusunu birbirimize sorduk. Diğer bir aks, duyu ötesi estetik üzerine oldu. O da farklı duyularımızla aslında hareket edebilir miyiz? Bir ses neleri görmemizi sağlar? Belki işte bir şey duyduğumuzda bize neyi hatırlatır? Bir koku bize ne, neyi hatırlatır? O anlamda sadece bu bienniali görsel sanatlar alanında gerçekleştirilen bir etkinlik olarak değil, farklı duyuları da harekete geçiren belki duyular arasındaki aslında iletişimimi de teşvik etmek üzere çeşitli projelerin hazırlandığı bir alan olarak düşünebiliriz. Bir de aslında uzak geçmiş, yani alışılmışın dışında geleneksel bilgiler, kadim bilgileri tekrar aslında bugüne çağırmak, gelecek için kadim bilgilerin bize nasıl yol gösterici olabileceğini hatırlamak üzerine de böyle düşündüğümüz bir, bir aks oldu. Dünya sevgisini tekrar nasıl yeşertebilir miyiz? Nasıl özür dileyebiliriz birbirimizden? Nasıl belki farklı bir gelecek üzerine bir arada yaşamanın yollarını farklılıklarımızla beraber kabul edebiliriz gibi sorularımız oldu. Ve bütün bu aslında sorular ya da bütün bu düşünce ve çalışma evremizi belirleyen akslar projeleri davet ederken bu konu başlıkları da hep onun yani katılımcılarımızla tartışıldı, konuşuldu ve projeler hani tek bir böyle aks içine girmedi. birçok aslında soruyla şekillendi. Her katılımcının bu konular üzerine düşündükleri ee, o tartışmalarda, toplantılarda dile getirildi ee, ve farklı formları bu BNL'de kucaklamak önemli oldu. Ee, yani sadece bir işte tamamlanmış e, sanat eserleri değil ama e, senin de dediğin gibi Yağmur yani arşiv e, çeşitli arşiv e, projeleri, e, çeşitli video belgeseller ama onun dışında basılı malzemeler, dergilerimiz var, kitaplar bu Biennial'in bir yandan odağında okuma okuma ve tekrar aslında okuduklarımızı kamusal bir alanda tartışmaya nasıl davet edebiliriz sorusu da vardı. O anlamda Biennial mekanlarından Barınhan'da ve Küçük Mustafa Paşa Hamamı'nda okuma alanları oluşturduk. Biennial katılımcılarının çeşitli yayınlarına aynı zamanda da bu Biennial kapsamında hazırladığımız yayınlara bu alanlarda yer verdik. Daha farklı formlar alan projelerimizden işte Cooking Sections'ın bir yandan Türkiye'den araştırmacılarla birlikte metabolik aslında araştırmalar sürdüren akademisyenlerle beraber hem onların araştırma sonuçlarının paylaşıldığı hem bir işte manda festivaline dönüşen bir üretim bir yandan Tophane'de Boğazkesen Caddesi'nde işte bir muhallebici dükkanına dönüşen bir form da alabildi. O anlamda sanat yiyebildiğimiz, içimize alabildiğimiz bir forma da dönüştü. Kimi zaman işte Elif ve Evrim'in projesinde olduğu gibi Perform İstanbul'da sergiledikleri projesinde olduğu gibi kentte hassas seslerin peşinden de gittik. Onların hazırlamış oldukları hassas sesler sözü bu bienalde farklı katılımcılarla da buluştuğu, işte kim zaman kentli yürüyüşlere dönüştü, bir performans çalışmasına dönüştü, bir video e, yerleştirmesine dönüştü ve onların aslında bu araştırmalarının e, daha uzun zaman devam edeceklerine dair de böyle e, bir paylaşımı görebilmiş olduk. E, yine arşiv çalışmalarından biri e, Nepal feminist e, kolektifinin hazırlamış olduğu çalışma Pera Müzesi'nde sergilenirken İstanbul'dan Kadın Eserleri Kütüphanesi'nin arşiv çalışmasının üzerine odaklanan Merve Elveren ve Çağla Özbey'in Hem Zemin Hem Zaman isimli çalışmalarında aslında bu kütüphanenin arşivinde diğer olarak tanımlanan, diğer kategorisi alt altında olan malzemelere bakarak yine Türkiye'den beş katılımcının bu arşiv ile kurdukları ilişkiye ilişki üzerine düşünüldü. O anlamda her böyle projede aslında o projenin gelişmesine katkı sağlamış olan böyle onlarca yüzlerce kişi olabildi. ve o kolektif üretimi aslında bir arada durabilmek, dayanışma, ye gerçekten bu birnin böyle merkezinde olan kavramlar olarak gördük ve bu diyaloglarında birın öncesinde başlaması ama sonrasında da devam edecek olmasını canı gönülden diliyoruz. Evet umarız pek çok da vesile pek çok yeni olasılık da yaratıyor gibi görünüyor. Az önce Kadın Eserleri Kütüphanesi'nin Türkiye'nin tek Kadın Eserleri Kütüphanesi olan muazzam bir arşivi olan arşivden özellikle Hemzemin Hamzaman'ın yapmış olduğu sergiyi de işi de görmüş olduk. Hemen yanında bahsettiğin gibi Nepal'deki feminist mücadeleyi ele alan bir arşivleme ve üzerine bir historiografik aslında iş olduğunu söylemek mümkün. Yani bir yandan da bu tesadüfi karşılaşmalarla daha ulus ötesi, daha o süreç odak, daha spekülatif başka türlü tarihler yazıldığını da bu sergide gözlemlemek benim çok ilginç bulduğum, dikkatimi çeken bir meseleydi. Yine Pera Müzesi mekanlarından biriydi bu sergiler Pera Müzesi'nin içindeydi. Orada böyle bir daha arşivleme pratiklerinin ya da daha spekülatif tarih yazım pratiklerinin bir araya gelebildiğini örneğin ben gözlemlemiştim. Buradan hani hem bu işlerin bir araya gelmesine hem de mekan seçimlerinize ben gelmek istiyorum. Elbette dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz ziyaret ettilerse ya da etmedilerse de şunu düşünüyorlardır. Böyle bir yerin çok ilginç bir mekan kullanımı olacaktır. Nerelere girdiler acaba? Ki az önce çok güzel bahsetmiş oldun. Kimi zaman bir iş, bir mekanla yerleşirken bu BNL'de, kimi zaman işin çıktısı bir mekan yaratma ya da bir mekana yerleşme olabiliyor. Dolayısıyla hani bu kararları nasıl verdiniz, nereleri seçtiniz, neler çıktı oralarda, neler yan yana geldi, biraz bahsetmek ister misin? Tabii ki. İstanbul BNL'nin Sabit bir mekanı yok ve aslında sabit bir mekanının olması olmaması bizim için gerçekten her Biennial'de kentin farklı noktalarında farklı mekanları, sergi mekanını dönüştürebilme ihtimalini veriyor, imkanını veriyor. Ve biz Biennial ekibi olarak gerçekten bu mekan arayışını ve mekanları dönüştürme işini çok severek büyük bir tutkuyla yapıyoruz. E, bu Bienal'de de e, mümkün mertebe aslında Bienal mekanlarını e, kente yaymak istedik. E, farklı mahallelerde yaşayan e, kişilere ulaşabilmek, Bienal'in e, farklı e, projelerini, farklı tohumlarını böyle bütün kente yayarak aslında ulaşabilmesini istedik. E, Beyoğlu işte kültür sanatın merkezi olarak biliniyor ama Biyenel mekanlarını bir yandan bazılarını Beyoğlu'nda tutarken bir yandan tarihi yarım adaya gitmek, e, Asya kıtasına gitmek, işte Zeytinburnu'na götürmek bunlar fiziksel sergi mekanları 12 mekanımız var. Ama bu mekanlarla da sınırlı kalmayarak aslında şiir attığı ve basılı malzemelerle e, ilgili yaptığımız çalışmaları e, 50'nin üzerinde kentte sahaflar, e, kitap evleri, kafeler, restoranlar, e, eczaneler, hastaneler gibi böyle birçok mekanla paylaştık. Ve onları da böyle bir yanali hatırlatacak aslında bir bir yanele kapılarını açmış, alanlarını açmış, mekanlarını açmış yerler olarak tarif ettik. E, Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi gibi aslında bir sanatçının e, projesinin bizi Götürdüğü araştırmamız sonucunda bir iş birliği yapmaya karar verdiğimiz ve bu mekanı davet ettiğimiz bir analı durumlar oldu. İşte Maria Lukman'ın projesinde olduğu gibi Maria Lukman bu pandemi döneminde aslında hastalar, hasta yakınları, sağlık emekçileri, doktorlar, hemşireler işte bütün aslında bu alanda çalışan kişiler için bir iş eser üretmek istiyordu ve bir bir bahçe içine girdiğinizde işte iyile sizi iyileştirecek, belki böyle kendi ister dünyanıza dönmenize bir vesile olacak bir bir tür bir şifa aslında alanı yaratmak istiyordu ve bu alanı yaratırken de bir hastanenin çok yakınında belki işte orada bir bahçe yaratmak gibi bir fikri vardı. Biz de biyeneraldan sonra da aslında bu bahçenin yaşayabilmesi için var olan İstanbul'da var olan bir bir yerle bir işbirliği yapmak ve o anlamda da o yaratılacak olan o eserin biennial sonrasında da bakıldığından, iyi bakıldığından, korunduğundan, hayatını sürdürebildiğinden emin olmak için Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nin ne bu projeyi taşımak istedik. Barınhan gibi aslında çok önemli Türkiye'nin önemli hat ve kaligrafi ustası Emin Barı'nın uzun yıllar atölyesi olarak kullandığı o zamanın önemli isimlerinin her perşembe buluşup işte konuşmalar, tartışmalar düzenlediği bir alanı bu bienalin bir mekanı olarak görmek bizi çok heyecanlandırdı. İşte geleneksel olanla modern bir arada ...nelere, ne tür formlara dönüşebilir. İşte bizim BNL'de davet ettiğimiz Danarto, Endonezya'dan... ...birlikte çalışan Danarto kolektifinin 1970'lerde... ...Endonezya'da çok önemli bir rol oynamış olan hem sanat alanında... ...hem edebiyat alanında yaptıkları arşiv çalışmasını... ...aslında Emin Barın'la buluşturabilmek ve orada... Hala o üretime devam devam edilebilmesi, bir yandan böyle bir müzikal bir aslında etkinlik alanı yaratarak ön izleme haftası boyunca Danarto ekibinin kendi yaptığı böyle doğaçlama çalışmalarına, şimdi bir yener boyunca aslında İstanbul'da müzik yapmak isteyen kişilerin davet edildiği, kendi doğaçlama çalışmalarını bu mekanda gerçekleştirebilecekleri bir alan yaratmak bizi heyecanlandıran unsurlardan biri oldu ve Barın Han'ı tabii ki çemberli taşla işte yanında külliye diğer tarafta basın müzesi yani her mekanı aslında bir yanale davet ettiğimizde bir yandan da o içinde bulunduğu mahallenin ekosistemiyle birlikte düşünmek, hayal etmek istedik. Zeyrek'te Çinili Hamam 12 senedir renovasyon için kapalı bir mekandı. Mimar Sanı'nın yaptığı dünya güzeli bir hamam ve Biyennel'de bu Biyennel'de iki sanatçının eserine ev sahipliği yaptı. Gerçekten mimarisiyle kendisi zaten bir sanat eseri olan bu yapıyla hem sanatçılarımızı buluşturmak hem genel izleyicilerimizi buluşturmak bizim için gerçekten çok önemli oldu. Keza Balat'taki Küçük Mustafa Paşa Hamamı'nda Tarık Atui'nin yaptığı çalışma ve aslında çocuklarla ve gençlerle birlikte can kulağıyla dinlemek atölyeleri ne organize ediyoruz ve birçok projede böyle hani bienal boyunca ee, katılımcılarla birlikte aktive edilen farklı deneyim alanları sunabilen e, bir yapısı var e, projelerimizin. O anlamda da bizi he heyecanlandıran e, belki bu biyennelin böyle hani belirleyici unsurlarından biri de hani biyennelde sergiyi kurduk ve hani, tamamlandı ve işte izleyiciyle buluşuyor gibi değil de aslında bu iki aylık biyennel e, süresi boyunca katılımcılarla birlikte de sürekli gelişen, evrilen, dönüşen birçok projemiz var. Bu da bizi heyecanlandırıyor. Onun dışında Beyoğlu'nda tabii ki Merkez Rum Okulu, bu da 20 senedir kapalı olan bir mekan ve Biennale birlikte açıldı. Gerçekten Diyanel izleyicilerinin mekanı keşfetmesi, bu mekanın içinden kapılarından girip mekanı izleyebiliyor olmaları ve Marco Scottini'nin Can Altay'la birlikte hazırladığı itaatsizlik arşivini bu mekanda görmek mümkün. Diğer bir mekan işte Taksim Meydanı, Gezi Parkı'nın altındaki metro tüneli yaklaşım tüneli ve orada Carlos Casas'ın yerleştirmiş olduğu projeyi deneyimlemek yani öylesine bir şehrin aslında meydan merkez meydanının altında böylesine bir tünelin olduğunu keşfetmek deneyimlemek bile başlı başına bence büyük bir büyük bir keyif ve heyecan diyebilirim yani o anlamda işte karşı tarafa Asya kıtasına geçtiğinizde Müze Gazhane geçen Ağustos ayında açılmış olmasına rağmen müthiş bir kamusal alan, kültürel alana dönüşmüş bir mekan İBB tarafından açıldı ve işte iklim Müzesi bir tarafta, bir tarafta 24 saat açık olan kütüphanesi, işte açık alanlarında çocukların oyun oynadığı gençlerin kitap okuduğu, işte vakit geçirdiği gerçekten çok cap canlı bir mekan ve bir eee bir mekanı olmasını özellikle istedik. Çünkü Asya kıtasında da böyle önemli bir karma sergi aslında ev sahipliği yapabilecek bir mekanımız olmasını istiyorduk. biraz önce fotoğrafını gördüğünüz işin bu BNL boyunca da yine aslında farklı gruplarla aktive edilmesi durumu söz konusu. Yani o anlamda bu BNL'in kendisinin bir kamusal programı olduğunu da söyleyebiliriz. Yani ayrıca bir kamusal programı yok ama her proje zaten başlı başına bir kamusal program ve birçok katılımcıyla birlikte bienal boyunca böyle sürekli aktive edilerek, sürekli ilişkiye geçilerek başka formlara da dönüşme potansiyeline sahip. Evet, harika. Yani beni çok heyecanlandıran bir başka proje diye bahsediyordun. Bizde çok heyecanlandıran pek çok proje var tam dediğin gibi daha önce ben hiçbir metro tüneline girmemiştim ya da Mimar Sinan Hamamı'nı hep çok merak ederdim. Bu gibi vesilelerle görebilmek hele ki içinde o mekanı özel olarak üretilmiş şahane bir ses yerleştirmesine o Akdeniz'in tuzlu suyun birbirine bağladığı tüm o seslerden toplanmış bir işi deneyimlemek örneğin bambaşka katmanlar ekliyor buna. Dolayısıyla hani İstanbul Bienali'ne de çok müteşekkiriz bu anlamda bize böyle imkanlar, olasılıklar sağladığı için. Şimdi bizim içinde hem kamusal alanın, kamusallığın, koruma meselesinin, mirasın, kentsel müştereklerin, kentli olmanın, kent hakkının üzerinde pek çok farklı söz söyleyen, sorular soran, yeni sözler doğuran pek çok farklı iş var, program var. Hani her biri için bambaşka programlar yapılabilir. Şehir hepimizin de çok ilgisini çeken, heyecanlandıran bir genelle karşı karşıyayız. Süremizin sonuna gelirken, kapatırken özellikle bu pandemi sürecinin sonrasında tekrar bir araya gelme ve vesilesini sağlaması, tekrar yeni birlikteliklere alan açması üzerine neler gözlemledin, bir yener açıldı, bir süre geçti. Hani biraz ben bu şansımı da kullanarak bu soruyu sormak isterim. Nasıl geçiyor yani neleri, hangi tohumları ekiyor, nasıl bir yere geliyor insanlar? Epey kuyruklar oluyor, epey de ilgi var ben onu gözlemleyebiliyorum. Neler paylaşmak istersin? Sanatçılar geldi, küratörler geldi gitti. Epey canlı bir ortam vardı birkaç haftadan beri. Kesinlikle yani pandemi sonrasında hepimizin ne kadar bir araya gelmekten mutlu olduğunu birbirimizin işte gözünün içine bakarak böyle ekranlardan değil hani birbirimizi kucaklayarak birbirimizin kokusunu duyarak ondan sonra bir şeyler kimi zaman işte birlikte yemekleri tadarak işte muhallebi, mantıyı Böyle hani bizi buluşturan aslında çok temel değerleri hatırlayarak sanırım bu Biennial'in ilk haftalarını geçirdiğimizi söyleyebilirim. E, ve o anlamda da yoğun bir ilginin böyle e, bir canlılık ve bir enerjinin paylaşıldığını söyleyebilirim. Yani bir arada durmanın ve üretmenin sanırım tekrar böyle e, mutluluğunu paylaştığımız günler oldu. E, Evet, yani tabii e, bu zamanlar içerisinde işte Braden Puppet tiyatrosunun e, gösterileri gibi yaklaşık 60 tane gönüllüyle beraber işte yaklaşık bir aylık bir süre içerisinde hazırlanan ve Santral İstanbul'dan küçük çekmeceye, küçük çekmeceden e, kadar böyle İstanbul'un farklı mahallelerinde aslında gezen performanslarda. E, ...izleme fırsatımız oldu. Ee, şiir attı Projesi ile birlikte şairlerin aslında üretimlerinin... ...tüm kente nasıl yayıldığını, şiirlerin kamusal alana çıktığında... E, ...ne kadar aslında anlamlı bir şekilde okuyucular tarafından... E, ...kabul edildiğini görmek e, güzeldi. İşte bir farklı proje, Kuşlar Ne Düşünüyor projesi BNL kapsamında... Türkiye'de binlerce çocuğa ulaşmayı ve okula öğretmene, işte ebeveynlere ulaşmayı hedefleyen bir proje ve onların çocukların ifade etmekte zorlandıkları bir takım konuları bu proje aracılığıyla aslında ifade edebilmelerinin farklı yollarını bulmalarına davet eden bir bir iş. Kuşlar ne düşünüyor? Kuşların aslında ağzından belki çocukların hayallerini, korkularını, endişelerini duymak. Onların doğayla, hayvanlarla, insan olmayanlarla, insanlarla, kendi yakınlarıyla, uzaktakileriyle kurdukları ilişkiler üzerine belki yeni yeniden düşünmeye vesile olacak bir proje. O anlamda gerçekten bu BNR'de yer alan her proje bizi böyle bambaşka keşiflere, bambaşka düşüncelere davet eden çalışmalar. Ve umarım yani bu BNR süresinde hem fiziksel sergi mekanlarındaki projeler deneyimlenir ama bunun da ötesinde BNR sonrasında da aslında bu sorular, bu ee, çalışmalar tekrar işte bir araya gelebilir, çoğalabilir. Ee, küratöryel metinde dediğimiz gibi de e, bu bir yener kompost olup e, bittikten sonra da çok sonra da devam edebilir. Evet umarız heyecanla ee... Bekliyoruz önümüzdeki haftaları. Oldukça zengin bir programla, oldukça zengin birlikteliklerle, söz üretim alanıyla birlikte açtık sonbahar aylarını. Biz de bu vesileyle şehir de BNL devam ederken aralıklı olarak bir seri program gerçekleştirelim. Farklı veçelerine, konularına, kamusal programına bakalım diye bir niyetle yola çıktık. Bu da ilk programımız olmuş oldu. Sevgili Bigi Örer'le birlikte BNL'in yaklaşımlarını, hassasiyetlerini, yöntemlerini konuşmuş olduk. çok çok teşekkürler. Çok cömertçe paylaştığın için bizimle. Ben çok teşekkür ederim Yağmur. Çok teşekkürler Ali. Sağ olun davetiniz için tekrar. Biz çok teşekkür ederiz. Sevgili Ali Vatanseverle birlikteydik rejide. İstanbul Biyeneli Direktörü Bige Örer bu programda konumuz oldu. Ben Yağmur Yıldırım. Hoşçakalın.